Evet değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Değerli izleyiciler, yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Her gün değişik değişik konuk alıyoruz. Şu anda da yanımızda tam aynı memleketli değerli bir amcamız var. Bir hoş geldin diyelim. Kimdir, nerededir? Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi Allah'ım. Allah da ayıza, şu anda yayınlan Miraç TV'desin. Miraç TV yayınları izliyorsun. İzliyorum. Teşekkür ederiz. Önce bir tanıyalım, isim su isim alalım. Ben Mehmet Yüksel Çaybaş köyünden. Evet. 1953 doğumlu. Yazın çaylardan uğraşıyoruz. Emekliyim. Yaş kaç oldu? Yaş 60. 60. 60 bir kat yani. Mehmet Yüksel. Evet, Mehmet Yüksel. Mehmet amca. Yüksel Hacı Kuşlu akrabalık var. Benim amcam o zaman. Amcam. Amcamdan da röportaj yapmıştık. İzledim. Güzel. İzledim. Evet, Mehmet amca, Rize Karayemiş'te doğdun. Karayemiş'te doğdum. Sonra köylerimiz bir şey oldu, ayrıldık yani bizim. Aldırma, ses. Saybaş köyü yaptık. Mehmet iki sene ölüyor. Güzel. Peki hala ne işle uğraştın? Ben çay fabrikasında ekiz verdim. Kayıt çıkan tarzılık 25 sene yaptım. Güzel. Ve şeyime doldu. 25-26 sene doldu, emekli oldum. Emekli oldum. Ondan sonra işte çaylarla uğraşıyoruz. Aynı yerdeniz. Gerçi ben de sizi tanıyorum da yıllar önce ben memleketten çıktım ama bağlantıyı kesmedim. Tabii. Buradaydınız. Belki de size çay vermişim. Sima ben değişti. Çok çalışmışım. Murat Hoş Mahalli'ye. Tamam, yukarı, tanıyorum sizi. Tanıyorum sizi. Yaşlandım. Adaya. Evet, dediğin gibi. Evet. Mehmet, şimdi gördüm de kamera arkasında izleyiciler var. Allah sağlık versin. Kaç çocuk var? İki tane. Kız erkek? Erkek. Hayır mı yani iki çocuk? Olmadı ya, daha başka şey yapmadı. Yani şöyle bakacaksın yani. Çocuklara bakacaksın. İkisi de erkek değil mi? Erkek, ikisi de evli. Doğru. Eskiden bizim de babalarımız dediler. Fazla çocuk yapardı. Ya, yani, kesmesi için tabii, değil tabii, mi? Tabii ya, tabii. Önemli olan iyi yetiştirdiğiniz ya, zaman. Ya güzel yetiştireceksin. Doğru. Milletin bakkalına, milletin ağacına, milletin şurasına, burasına şey yapacağını. Tabii, tabii. Hiç olmasa kendilerini şey yaparlar yani böyle. Evet. Kimsenin şeyine bakmazlar. Bir şeyler kendilerine olur. Mehmet amca, hanımla nasıl evlendin? Sevdalıkla mı? Yok. Görücüsü mü? Kaçırdın mı? Görücüsünle evlendim. Görücüsü. Sevdalık. Gerçi ekiz verdiklerde kandarsız yaptığın zaman evliydin değil mi? Evliydim. Ha. Evliydin yani o zaman şimdi bekar olsan... Olsa dahi ben şey yapamam yani. Yok yani bekar için ben bir şey demem. Yani buna yuva kuracak yuva, şey için. Kuracak evet ama gene ben şey yapmazdım onu. Ha, doğru. Efendim? Bazen öyle oluyor. Yani, ben, bir doğru. De, ben bir daha 1970'te Arap çayı bitirdim. Ne güzel, ne güzel maşallah. Cezet aldım. Bir şey yapamadık yani, ilerletemedik. Fabrikaya girmiştik o zaman. Ben az şeyden önce... Ama gene ibadetleri yapıyorsun Allah'ım. Tabii önemli olan, yani okuyup da bırakamadan Allah muhafaza eylesin. Ben de İmam Hatip'te okudum, ayrıldım ama şükürler olsun kendimizi bozmadık. Ben şimdi bir bazı şeylerden çok daha iyiyim. Ne güzel. Ben imamlarda. Evet. Kaç yıllık evdesiniz? Oluyor, 40 sene yakın. 40 sene. Nasıl böyle hanımla... Ey Allah'ım acıcıya, biraz hastadır benim şimdi. Benim, geçmiş olsun, Allah şifa versin. Yani bir göz şeyi vardı. Evet. Kisti vardı, aldıktım. 4-5 sene ölüyor yani bu iş. Hatta şimdi kontrolü getirdim buraya. Allah sağlık versin. Yani. Şimdi insan evlendiği zaman değerli izleyiciler, hastalıkta, iyi günde, kötü günde. Beraber. Kader arkadaşı tabii yani. Beraber oldular. Evet, beraber Allah sağlık versin. Allah uzun hayırlı olmalar versin. Amin, amin. Evet, Mehmet amca, artık dünyanın her yerinde izleniyorsun. İzleyicilere ne söylemek istersin senin aklına düştüğünden? İzleyicilere şöyle diyorum. Hiç kimse bu dünyada, bu yalancı dünyada kimse kimseyi incitmesin. İzleyicilere. Kimse kimsenin malına, efendim namusuna göz dikmesin yani. Herkes çalışıp ibadetini yapsın. En sonunda 50-60-70 sene bir umur var. Doğru. Allah'a döneceğiz yani. Herkes yaptıklarından. Herkes yaptıklarından Allah'a dönecek yani. Böyle geriye döndüğün zaman sayısız insanlar vefat etmiş. Sayısız. Ben bir akşam sayamadım mesela köyden ölen insanları.
sayamadım. Yani o kadar insan oldu ben doğal, ben yetişkin olalı biri yani aklım sıralı biri. İnsanları yani bitiremedim saymakla yani. Geçmişlerim. Dünya senin olsa boş. Dünya senin olsa boş. Evet. Kimse kimseyi yani incitmesin. Benim diyeceğim bu yani. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Allah'a uzun hayırlı olsun. Ben böyle bir daha röportajı yaptığım yoktu şimdiye kadar. Bir de şöyle olmuştu. Evet. 20 kaçmak dedi kadın şey, sevgililer günü. Evet. Şeyh Samet'in önüne abdest almışım da çıkmışım güneşe. Evet. Yakalanır kamerada. Ha geldim şimdi ya. Evet. Şimdi bekleyelim, gideceğim camiye, namaza. Evet. Geldim. Oradan bayağı gezen dokunuyor. Güzel edeli şahane. Evet. Bayanla bir erkek geldi. Bu cümle dedi bana. Dedim bugün salı, günlerden salı. günlerden salı. Evet. Başka bir gün dedi. Bilemiyorum dedi. Sevgililer günü dedi. Esin öyle bir şey yoktu değil mi? Ben ne bileyim. Şimdi sevgililer günü, annelerim, babalar günü. Sevgililer günü dedi. Evet. Sen sevgililer ne alırsın dedi. Bugün sevgililer günü. Evet. Dedim buradan dedim. Şubat ayında. Evet. Şişçiler hapsalacak. Ne güzel olacak. 3 tane ekmek. Doğru hanımın yanında. Evet. Bu gibi millet izlemiş. Çay demeyiz evet. Hocam. Evet. İzlemiş. Ne kadar dedi bağışın. Uçaklar. O sinirden olsun. Evet. Dolayısıyla mesela uçul etseydin dedi. Dedim, şişi dedi. Şişçiler yeterli dedi. Evet güzel bir eseriydi. Yani o da güzel bir şey. Yani çiçek güzel o ne diyorlar? Çiçek güzel öyle bir şey. Evet. Ya o bak şimdi çıkmış. Babalar, anneler. Ha, babalar, anneler. Aslında her gün babalar günü. Her gün. Sevgililer günü. Evet. Mehmet amca çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Katını size çiçekler solarma siz solmayın. İnşallah. Tekrar hoş geldin. Sağ olasın. Getirdin. Sağ olasın. Yengemizin Allah azze şifalı. Amin. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Okunuyor. Kamera şöyle bir yakışıklığa sallıyoruz. Teşekkür ederiz. Yayından çıkabiliriz.